Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iş, enerji ve güç kavramlarını inceleyeceğiz. Bir diğer ünitemiz, yeni bir ünitemiz. Buna bakacağız. Öncesinde içeriğimizde neler var? Bir göz gezdirelim. Sonrasında da ödevlendirmemizi hızlı bir şekilde yapıp dersimize başlayalım. Öncesinde neler görecekmişiz? İş görecekmişiz. İş neymiş? Bunun tanımından ve formülünden bahsedeceğiz. Sonrasında güç enerji, enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri diye toplamda 5 tane başlığımız var bugün sevgili arkadaşlar. İçeriğimize baktık. Peki bir de ödevlendirmemize bakalım. Sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankamızı açtım. İş, enerji ve güç nereden başlıyormuş? Verim kavramına kadar gelmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Enerji ünitemiz 116 numaralı sayfadan başlıyor ve verime kadar yani 136 diyor. 135. sayfaya kadar arkadaşlar bugünkü videodan sonra yapabilecek hale geleceksiniz. 116. sayfamızda neler varmış? tabımızı şöyle bir tanıtmış olalım tekrardan. 116. sayfamızda arkadaşlar önce ne başlıyor? Ünitemizin ya da şöyle diyelim ünitemizin demeyelim de konumuzun bir özeti var. Konumuzun özetini öğrendikten sonra buradaki özetten faydalanarak çözebileceğimiz sorularımız var. Yine aynı şekilde özet ve soru şeklinde devam ediyor. Özete baktın, çalıştın. Ondan sonra sorulara geldin, takıldın bir yerde, TATS yanında kare kodu okutuyorsun ve videolu çözümlere ulaşıyorsun. Sonrasında arkadaşlar bu kitaplar bize, bu sorular bize yetmez diyorsunuz ve ne yapıyoruz? Dinamo Soru Bankamızı alıyoruz önümüze. Dinamo Soru Bankamızda neler varmış? Burada kaçtan başlıyormuş? Hemen baktım. 133. sayfadan başlıyor arkadaşlar. 157 diyor yani 156. sayfaya kadar da Dinamo Soru Bankamızdan sorumluyuz. Başını unuttum. 133. Hemen buluyorum. Evet sevgili arkadaşlar ne vardı bu kitabımızda da? öncesinde bir tane çözüm örneğimiz var. Daha sonra bu çözümlü örnekten yola çıkarak çözebileceğimiz dörder adet sorumuz bulunuyor. Öncesinde çözümlü örnek sonrasında dört soru. Öncesinde çözümlü örnek sonrasında da dört soru şeklinde. Burada da mı takıldın? Sıkıntıya düşme. Hemen kare kodu okut ve videolu çözümlere ulaş. Evet arkadaşlar hemen dersimize başlıyoruz. Neymiş iş bakalım. Yapılan işin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvete ve cismin o kuvvet doğrultusunda yaptığı yer değiştirmeye bağlıdır diyor. Bakın yer değiştirme dediği için ne koyacaktık? Daha önce güntümüzden hatırlayın. Delta x. Bu kafanızı karıştırmasın. İkisi de vektörel nicelik ancak çarpımları skaler yani nokta çarpımı olduğu için sonucumuz skaler bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen bunu bir söyleyelim. Kuvvetin birimi arkadaşlar Newton ve yer değiştirmenin birimi de metre olarak alınmak durumunda. SI birim sisteminde Newton çarpı metreye biz jul diyoruz. Jul. Newton çarpı metre. Hatta bir tık daha öteye götürelim. Newton dediğimiz şey kilogram çarpı metre bölü saniye kare idi. Biz bunu bir tane daha metre ile çarpmışız ve elde ettiğimiz jul değeri aslında neymiş? Kilogram çarpı metre kare bölü saniye kareymiş. Biz işte şu ifadeye jül diyormuşuz sevgili arkadaşlar. İleride bu lazım olacak sizlere. Ve ikinci dikkat etmeniz gereken husus da şu. Cisme uygulanan kuvvete ve cismin kuvvet doğrultusunda diyor. Doğrultusu önemli. Kuvvet yani Burada sağ tarafa doğru dolayısıyla sağ tarafa doğru yol aldırıyorsam ben iş yapmışımdır. Mesela burada Tonguç kuvveti yukarı doğru başka şöyle F1 diyeyim. F1 diye bir kuvvet uygulamış olsaydı ve masa yatayda hareket etseydi bu F1 kuvvetinin iş yapmadığından, iş yapamadığından bahsedir. Şuraya da diklik işaretini koyalım. Yani kesinlikle ne lazımmış bize? Kuvvetin kesinlikle yola paralel olması lazımmış. Yolun doğrultusunda olması lazımmış. Eğer yola dikse iş yokmuş sevgili arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Hemen bir soruyla pekiştirelim gördüğümüz formülü. Tonguç bir oyuncak arabaya 40 Newton'lık bir kuvvet uyguluyor ve araba bu kuvvetin etkisiyle kuvvet ile aynı yönde bakın doğrultuyu gördük mü? Aynı yönde hareket ediyormuş. 50 santimetre yer değiştiriyormuş. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diyor A seçeneğinde. Hemen A dedim buraya. Neydi? W eşittir F çarpı delta x tabi bunlar vektöreldi ama sonucumuz skalerdi. Kuvvetin büyüklüğü 40 Newton sevgili arkadaşlar. Ve yer değiştirmesi santimetre cinsinden verilmiş. Dikkat ne dedik metre cinsinden olması lazımdı. 50 santimetreyi de metreye çevirirken ne yapıyorduk? Şöyle iki tane sıfır siliyorduk. Yani 50 bölü yüzden 1 bölü 2 geldi. 40 çarpı 1 bölü 2'den de 20 jollük iş yapmış A seçeneğinde. B seçeneğinde ne diyor? kuvvetin ve yer değiştirmenin büyüklüğü iki katına çıkartılırsa diyor. Kuvveti iki katına çıkartacakmışım. Şöyle 2 diyeyim. Kuvveti iki katına çıkarsa 80 Newton uygulamış olurum. Yolum da iki katına çıkarsa 100 bölü yüzden bir metre hareket ettirmiş olurum. Dolayısıyla da 80 Joule iş yapmış olurum. Yani hem kuvvet hem de yol iki katına çıkarsa yaptığım iş 4 katına çıkıyormuş sevgili arkadaşlar. Buradan şu yorumu da yapabiliriz. Yaptığımız iş hem Kuvvetle hem de yer değiştirmeyle doğru orantılı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtik negatif iş olur mu? Allah Allah negatif iş nasıl olacak ya negatif enerji hmm, bir değişik bir şeyler var burada bakalım. Cisim kendini etkiyen kuvvetin yönünde hareket ederse kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş pozitif iştir. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Şu F kuvvetiyle diyelim ki biz bu cisim sağ tarafa doğru hareket etsin. Şuradan gelsin şöyle bir konuma geçsin. Şu kadarlıkta yol alsın. Bu yola da alışıldığı üzere delta x diyelim. Delta x kadar F kuvvetinin etkisinde ben bu cismi hareket ettirmiş olayım. O halde bu F kuvvetinin yapmış olduğu işe omega 1 dersem diyeceğim şey şu olur. F çarpı delta x. Bu süreçte cisme hareketine ters yönde. Kim o? Fc sürtünme kuvveti hareketine ters yönde etki eden kuvvetlerin yaptığı iş ise negatif iş olarak tanımlanır diyor. Bunu da omega s ile göstereyim sürtünme manasında. Ne yazarım? Eksi Fc çarpı delta x. Niye eksi geldi buna? Çünkü arkadaşlar cisim sağ tarafa doğru hareket ediyor ama uygulanan sürtünme kuvveti sol tarafa doğru. Yani kuvvet ile yol birbirlerine ters yöndelerse, birbirlerine ters iseler, zıt iseler bu durumda yaptığımız işte negatif oluyormuş. Hani böyle ellerimizi birbirine sürttüğümüzde böyle ısı çıkar ya, ısınır ya. Birazdan da buna bağlayacağız bunu. Geçtim. Yatay zeminde ilerleyen bir cisme yatay zemine paralel 10 Newton'luk bir kuvvet ve 3 Newton büyüklüğünde sabit bir sürtünme kuvveti etkimektedir. Buna göre 4 metrelik yol sonunda cismin üzerine yapılan net iş dedi. Bakın bu yeni bir kavram. Net diye bir kavram gördük. Net iş ne anlama geliyor? Şimdi soruyu çözerken bunu da size izah edeyim. Öncelikle arkadaşlar kuvvetimizin yapmış olduğu işi bulalım. Ona Omega 1 dedim. Ya ben hep bu W'ye omega diyorum. Siz alıştınız gerçi de. Ben yine söyleyeyim ben omega diyorum bu harfe. 10 Newton uyguladım. Kaç metre uyguladım bunu? 4 metre boyunca uyguladım. Dolayısıyla kuvvetimin yapmış olduğu iş 40 Joule'müş sevgili arkadaşlar. Bu arada sürtünme kuvveti de negatif iş yapıyordu. Ona da omega S dedim eşittir. Eksi ev sürtünme neydi? 3 Newton sol tarafa doğru çarpı ne kadar? 4 metrede bu hareket ettirmiş oldu. Ve eksi 12 jul dedik sevgili arkadaşlar. Net işi yazarken şöyle yazıyorum. 40 kuvvetin yaptığı iş eksi 12 sürtünmenin yaptığı iş. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 28 jullük net bir iş yapıldığını söyleriz. Bu şekilde ayrı ayrı hesaplayabildiğimiz gibi şöyle yazsaydık da olurdu. Bunu da gösterelim. Kısa bir yol gibi düşünebilirsiniz. Omega net eşittir. F net çarpı delta x şeklinde yazılabilir. Yani net kuvvetin ne kadar yol aldırdı? Net kuvvetim 10 newton sağa, 3 newton sola, 4 metre boyunca yol aldırdım. Dolayısıyla buradan 7 çarpı 4, buradan da 28 jül yine aynı şekilde karşıma Çıktı arkadaşlar ama ben genelde bu yöntemi tercih ediyorum. Hani hangi kavram nereden geliyor iyi bir şekilde görmeniz için böyle açık açık yazmaya devam edeceğim. Ama ben anladım hocam ben bu kısa yoldan da anladım diyenler de bunu kullanabilir sevgili arkadaşlar. Geldik iş ve enerji arasındaki ilişkiye. Hani böyle negatif iş olur mu? Hmm negatif enerji filan demiştim ya. İşte bunun için söylemiştim bunu. Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Yani biz eğer bir iş yapıyorsak demek ki enerjimiz vardır ki o işi yapabiliyoruzdur. Cisim üzerine iş yapıldığında cisme enerji aktarılır. Hmm, güzel o zaman Tam tersi de geçerli. Ben iş yapabiliyorsam enerjim var. Eğer enerjim varsa iş yapmışımdır. Yani iş yaparsam da enerji kazandırmış oluyorum diyebiliyormuşum. Cismin enerjisi aktarılan enerji kadar değişir. Delta kavramı neydi? Farktı. Yani burada biz şu şekilde açabiliriz bunu. Omega eşittir son enerji eksi ilk enerji şeklinde sisteme benim aktarmış olduğum enerjiyi bulurum. Bu enerji kinetik enerji olabilir, potansiyel enerji olabilir. Birazdan enerji kısmına geçtiğimizde bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz yine sevgili arkadaşlar. Neymiş? Ben iş yapıyorsam demek ki enerjim varmış. Enerjim değişiyorsa o zaman benim üzerime iş yapılmıştır. Beni bir cisim gibi düşün burada. İki taraflı da oluyor. Bir de son kavramımız arkadaşlar güç. İşi gördük. Enerjinin adını Duyduk, birazdan detayına gireceğiz. Bir de güç kavramımız var. Güç neymiş? Bir işin birim zamanda, hmm, birim kelimesini görünce paydaya yazıyorduk. Daha önceden bahsetmiştik bunu videolarımızda. Birim zamanda yapılma hızıdır. Yani paydamızda ne olacakmış? T olacakmış. P ile gösterilir. P harfi de arkadaşlar İngilizce power kelimesinden geliyor. Güç manasında kullanılıyor. SI birim sisteminde de birimi watt olup büyük W harfi ile gösteriliyor. Gücün matematiksel modeline bakarsak. Şimdi ne dedik? Ya iş yapılıyordur ya işte enerji aktarılıyordur filan. Yapılan işin işin yapılma süresine oranıyla aktarılan enerjinin geçen zamana oranı aynı kavramı veriyor. Bu aynı kavram dediğimizde güç sevgili arkadaşlar. Yani ben omega bölü t veya delta e bölü t diye yazabiliyormuşum güç kavramını bulurken. Güç demiş yapılan iş veya aktarılan enerjiyle doğru çünkü pay kısmında daha önceden bunu da söylemiştik bir formülden bahsediyorsak pay kısmındakilerle doğru payda kısmındakilerle de ters orantılıydı ki demiş zaten geçen zaman ile de ...ters orantılı imiş. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Yapılan işin, işin yapılma süresine oranı... ...veyahut da aktarılan enerjinin... ...geçen zamana oranı... ...bizim için güç kavramını veriyormuş. Bu arada şunu da bir çıkartalım arkadaşlar... ...hazır aklımızdayken. Watt nasıl çıkıyor Watt? Delta E dediğimiz ya da bunu görmüştük gerçi biz. Bu neydi? Joule'dü. Şöyle yazayım. Newton çarpı metre. Bir de saniye. Zamanın birimi de saniye. O halde bizim... Watt dediğimiz ifade Joule bölü saniyeymiş sevgili arkadaşlar. Geçtik hemen bir soruya. Bir otomobil motoru otomobile 5000 Newton'luk kuvvet uygulayarak 500 metrelik yolu 5 saniyede almasını sağlıyormuş. Güzel, bayağı da hızlı bir araba. Otomobile yol boyunca sabit 100 Newton şiddetinde sürtünme kuvveti etki ediyormuş. Buna göre Otomobil motorunun gücü kaç watt olur diye sormuş. Önce otomobil motoru. Bunu nasıl bulacağım? Otomobil motoru kaç newtonlık kuvvet uyguluyordu otomobile? 5000 newtonlık kuvvet uyguluyordu arkadaşlar. O halde A seçeneği için şöyle yazdım. Ne diyelim? Gücü dedi P motor diyeyim buna. Yaptığım işi bulmam lazım onun için. Yani omega bölü T'deki şu omegayı bulmam lazım. Neydi? Kuvvet çarpı yol. 5000 çarpı ne kadar yol aldırıyordu? 500 metre yol aldırıyordu ve bunu toplamda 5 saniyede yapıyordu motor. O halde şu 5 de şuradaki 500'ü sadeleştirirsem buradan 100 kaldı. 5000 yazdım sonuna da 2 tane 0 ekledim. Şöyle ne yapmış yani 500 bin wattlık arkadaşlar bir güç sağlamış. Bu arada şunu da söyleyelim. Hani gram, kilogram falan vardı ya. ikinci ünitemizde gördüğümüz madde ve özelliklerinde. Kilo demiştik orada bin sayısına denk geliyor. Burada da yine bine bölüp yani şuradan 3 tane sıfırını silip bunun 500 kilo watt olduğunu da söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani onu ne yaptık? 3 tane sıfırını sildik. 500 dedim 5000 yazmışım. Şunu karalayayım şöyle. 500 kilowatt şeklinde de belirtebilirdik sevgili arkadaşlar. Sorumuz bitmedi. Devamında diyor ki Otomobilin gücü kaç watt olur? Hocam nasıl ya? Şimdi motorun bir gücü var, otomobilin ayrı bir gücü var? Evet sevgili arkadaşlar neden? Çünkü ortamda sürtünme kuvvetim var. Yani motorun sağlamış olduğu 5000 Newton'luk kuvvetin tamamı aslında otomobile aktarılamıyor. Sürtünmeye bir kısmı gidiyor. O zaman ne yapacağım? Sürtünmeden dolayı olan kısmı bir düşelim şuradan. B seçeneğinde sürtünmenin yapacağı işi bulalım. Şöyle diyelim omega sürtünme ne yapmış 100 newton şiddetinde tabii ki eksi sürtünmeden dolayı eksi geldi ters olmak durumunda ve kaç metre yol aldırdı? 500 metre yol aldırmış oldu. Şöyle yazarsak eksi 1, 2, 3, 4 bu da ne yaptı? 50 bin jüllük sürtünme kuvveti iş yaptı. Peki kaç saniyede yaptı bunu? 5 saniyede yaptı. Onu da eksi diyeyim şöyle. 50 bin bölü 5 saniyeden. Bununki de ne yaptı? Eksi 10 bin watt yaptı sevgili arkadaşlar. Tabi bunu da yine şey yapabiliriz. Ne yapacağız? Kilovata çevirebiliriz. Hemen çevirelim. 3 tane sıfırını silersem şöyle. Ne yaptı? Eksi 10 kilowatt yaptı. O halde arkadaşlar 500 kilowatt motor aktarmaya çalıştı. Ama 10 kilowattı ne oldu? Eksi 10 kilowattı ne oldu? Sürtünmeden dolayı gitti. Ve otomobile kalan güç... B seçeneğinin devamı ne oldu? 500 eksi 10'dan Demek ki 490 kilo wattmış arkadaşlar otomobilinizin gücü. Evet sevgili arkadaşlar geçtik mekanik enerjiye. Neymiş mekanik enerji? Bir cismin hem hareketinden hem de konumundan dolayı sahip olduğu enerjilerin bütününe mekanik enerji denir. İlk olarak bu kavramla tabi mekanik enerji adı altında karşılaşmamış olabilirsiniz ama ilk öğretim fen bilimleri dersinde karşılaştınız aslında siz bu kavramlarla. İşte kinetik enerji diyordunuz, potansiyel enerji diyordunuz ya. işte cismin hem hareketinden hem de konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye mekanik enerji diyormuşuz. Şöyle yazabiliriz. Mekanik enerjiye, bu kalem pek görünmüyordu gerçi sanırım hemen değiştiriyorum. Mekanik enerji eşittir kinetik enerji artı potansiyel enerji şeklinde yazabiliriz. Kinetiğin ve potansiyelin ne olduğunda hemen sizlerle paylaşalım. Öteleme kinetik enerjisi öncelikle. Cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerji kinetik enerji olarak adlandırılır. Yani hareket ediyorsa bir cisim bu bir öteleme hareketi ise burada bahsedildiği üzere bir de dönme hareketi var. O 12. sınıfta göreceğiniz konular arasında. Biz sadece 9. sınıfta öteleme hareketine bakacağız. Öteleme hareketi yapıyorsa cismin sahip olduğu enerjiye de öteleme kinetik enerjisi deniyormuş. Cismin hareketi öteleme şeklinde ise bu enerji öteleme kinetik enerjisi adı verilir. E sahipteki birimi Joule. Hmm, bunun altını bir çizelim. Niye Joule? Peki Joule başka nerede görmüştük? Bir de arkadaşlar işin tanımında, işin biriminde görmüştük Joule'ü. Dolayısıyla iş ile enerjinin ilişkisini biz daha burada ortaya koymuş olduk. SI'deki birimi Joule olan kinetik enerji KE ile gösterilir. M kütleli ve V büyüklüğündeki hızla hareket eden bir cismin kinetik enerjisinin matematiksel modeli de neymiş? 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızın karesi. Hızın karesi ile doğru orantılı kütleyle doğru orantılı bir de 1 bölü 2 diye başında bir sayı var arkadaşlar. Bu sayının nereden geldiği şu anda sizi ilgilendirmiyor ama meraklısı için söyleyebilirim. Üçgenin alanından geliyor arkadaşlar. Üçgenin alanından merak edenler oradan bakabilir. Bir de bunun birim analizini yapalım. Kütlenin birimi arkadaşlar kilogram şeklindeydi. Hızın birimi de metre bölü saniyeydi. Dolayısıyla karesini aldığı için yazdığım yerine metre kare saniye kare. Hatırladınız mı? Yine f çarpı x'te de kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare şeklinde çıkmıştı. Jül'ün karşılığı. Burada da yine Jül'ün karşılığı kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare şeklinde geldi. Kütlesi 500 gram ve 800 gram olan oyuncak arabalar sürtünmesiz bir ortamda eşit hızlarla itiliyor. Hızları eşit. Güzel. Bu durumda bu oyuncak arabalardan hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? Az önceki formülü hatırlayalım. Neydi formülün süre? Kocaman yazayım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare eşidi. Yani hızları eşit olduğuna göre o zaman neyi kıyaslamam lazım ben? Kütlelerini kıyaslamam lazım. Bu durumda aslında bu bir yorum sorusu arkadaşlar. Hesap sorusu değil. Sayıların olması orada sizin kafanızı karıştırmasın. Kütlesiyle enerjinin doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. E kinetik. Kinetik enerji. Gerçi KE diye yazdım, EK diye yazdım. sıkıntı yok. Kinetik enerji demek ki kütleyle doğru orantılıymış. Şöyle yazabiliriz. Kütleyle kinetik enerji doğru orantılı olduğundan doğru orantılı olduğundan hangisi daha büyüktür diye sormuştuz. 800 gram kütleli oyuncak arabanın kinetik enerjisi daha büyüktür bu. Burada sadece keşfetmemiz gereken kısım kinetik enerjinin kütleyle doğru orantılı olduğuydi sevgili arkadaşlar. Geçtik bir de dedik ki potansiyel enerji vardı. Potansiyel enerjiyi iki farklı başlık altında inceliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir tanesi yerçekim potansiyel enerjisi, diğeri de esneklik potansiyel enerjisi. Mekanik enerjiden bahsettiğimizde her ikisi de olabilir, ayrı ayrı da olabilirler. Gerçi ikisi de olmayabilir. Sadece hareket ediyorsa da yine mekanik enerjisinin olduğundan bahsedebiliriz. Yani az öncekinin adını görmüştük zaten. O halde mekanik enerji için şöyle bir şey yazabiliriz. Hem kinetik enerji olacak, hem esneklik potansiyel enerjisi olacak, hem de konum potansiyel enerjisi olacak. Şuraya konum, şuraya da esneklik anlamında söyleyebiliriz. Bunlardan herhangi birinin olması cismin mekanik enerjisi olduğu anlamına gelecek arkadaşlar. Üçü de olabilir, ikisi de olabilir, biri de olabilir. Herhangi biri olsun yeter. Peki bu esneklik potansiyel enerjisiyle yerçekim potansiyel enerjisi ne demek? Nasıl kullanacağız bunları? Cisimlerin bulundukları konumdan dolayı sahip olduğu bu enerjiye ne diyeceğiz? Konum potansiyel enerjisi. Konum şöyle pot en diye yazayım aynı yükseklikteki cisimlerden kütlesi büyük olanın potansiyel enerjisi daha büyüktür. O halde ne anlıyorum ben buradan? Kütle ile potansiyel enerji doğru orantılıymış. Sonrasında ne diyor? Eşit kütleli cisimlerden yüksekte olanın potansiyel enerjisi daha büyük olur. O halde şunu da anlamam lazım. Yükseklikle de doğru orantılı. Cismin kütlesi M. Yer çekimi inmesi G. Ve yapılan iş omega olmak üzere cismin üzerine yapılan iş. Neydi formülümüz? Omega eşittir. F çarpı delta x şeklindeydi. E ben burada nasıl iş yaptım? F dediğim kuvvet aslında cismin ağırlığı. Cismin ağırlığı da M çarpı G şeklindeydi. Şuraya yazalım eşittirimizi. Delta x dediğimizde cismi ne yaptık biz? Yerden yükselttik. Yani H cinsinden bir yer değiştirme yaptık arkadaşlar. O halde cismin üzerine yapmış olduğum iş M çarpı G çarpı H şeklinde oluyormuş. Yapılan iş cisme enerji aktardığına göre yerçekim potansiyel enerjisi PE olmak üzere o halde ben iş yerine şöyle PE eşittir M çarpı G çarpı H yazabiliyormuşum sevgili arkadaşlar. Dedik ya cismin üzerine iş yapabiliyorsam enerjim vardır. Cismin üzerine iş yapmışım o zaman bu sistemde enerji olarak depolanmalı. Depolamış olduğum bu enerjiye de konum potansiyel enerjisi diyoruz. Bir sürprizimiz var. Neymiş bu sürpriz? Hemen bakalım. Cisimler yukarı doğru hareket ettirildiğinde yer çekimine karşı iş yapılmış olur. Bakın Cümlenin şu kısmı önemli. Yer çekimine karşı. Ne yaptım ben cismi? Şuradan aldım mesela buralara getirdim. Yukarı doğru hareket ettirdim. Yer çekimine göre şurası yer dedim. Yer çekimine karşı iş yaptım. Yüksekten bırakılan cismin yere düşmesini sağlayan kuvvet yer çekimidir. Bu durumda cismin üzerine iş yapan kuvvet, işi yapan kuvvet yer çekimi kuvveti olur. Yani cisim eğer yukarıdan aşağı doğru hareket ediyorsa yer çekimi kuvveti iş yaptı. Ben eğer cismi yukarı doğru taşıyorsam yer çekimine karşı iş yaptım. Şurada da yer çekimi kuvveti işi yapan kuvvet yer çekimi kuvveti olur. Aşağı doğru hareketle yer çekimi kuvveti iş yaptı. Yukarı doğru hareket ediyorsam yer çekimi kuvvetine karşı iş yaptım diyorum arkadaşlar. Karşı Buna dikkat. Burası önemli. Bir diğer potansiyel enerji türümüzde esneklik potansiyel enerjisiydi. O neymiş? Onlara da bir bakalım. Bir kuvvet etkisinde şekli değiştirilen ve kuvvet ortadan kaldırıldığında tekrar eski haline geri dönebilen cisimlere hani böyle paket lastiği gibi yani. Paket lastiğini çekerse süner bırakırsın eski haline döner. Tabi esneklik sınırındaysa. Ne diyoruz? Esnek cisimler diyoruz arkadaşlar. Esnek cisim denir. Cisimlerin bulundukları durumdan dolayı sahip olduğu bu enerjide ne diyeceğiz o zaman? Esneklik, esneklik, potansiyel enerjisi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Esnek bir malzeme olan yay esneklik sınırı aşılmadan kullanılmak istendiğinde yay sabiti dediğimiz bir sabitimiz var arkadaşlar. Tabi sabit diyoruz ama yayın yapıldığı malzemeye göre farklılık gösteriyor bu. Yay sabiti adı verilen birim uzunluk başına düşen kuvvet ile hesaplanan k sabiti göz önüne alınmalıdır. Şimdi burada demek istediğim mevzu ne? Mesela burada çeşitli yay örnekleri görüyoruz. İşte kalın kalın bir yay var, ince bir yay var, daha küçük bir yay var, biraz daha uzun bir yay var. İşte yayın yapıldığı malzemeye, yayın geometrik özelliklerine bağlı olarak değişen bir sabitimiz var arkadaşlar, K sabiti. İşte yay çelikten yapılırsa farklı, demirden yapılırsa farklı, plastikten yapılırsa farklı. Kullanılan malzemeye göre de bu yay sabiti dediğimiz şey değişkenlik gösteriyor. Esnek cisimlerin eski durum ya da konumlarına geri dönmesini sağlayan kuvvet. Şimdi ben ne yaptım? Cismi burada çektim ama bırakırsam geri eski haline gelecek. Bu kuvvet arkadaşlar geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Geri çağırıcı kuvvet olarak tanımlanır. Bu kuvvetin yönü daima denge noktasına doğrudur. Burada önemli olan mevzu şu sevgili arkadaşlar. Mesela burada demişiz ki sağ tarafa doğru çektim. Dolayısıyla geri çağırıcı kuvvet şurada kırmızıyla gösterilen sol tarafa doğru. Eğer ben yaya bir kuvvet uygulayıp sıkıştırsaydım bu sefer de sağ tarafa doğru olacaktı. Yani ne yaparsanız her zaman onun tersi yönünde iş yapıyor. Hani böyle etki tepki kuvvetlerinden bahsetmiştik ya onun gibi düşünebilirsiniz. Ben sağ tarafa doğru çektiğimde sola doğru geri çağrıcılık oluyor. Sol tarafa doğru ittiğinde de sağ tarafa doğru geri çağrıcılık oluyor. Bunları bilmenizde de fayda var. Bir de böyle yakalayıp açabilirsem eğer. Yay sabiti gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması veya geri çağrılması durumunda Cisimde depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı veriliyor ve esneklik potansiyel enerjisi de PE esneklik simgesiyle gösteriliyor. Dikkat dikkat sevgili arkadaşlar bunun da birimi yine Joule. Evet arkadaşlar bir sorumuz var. Yay sabiti K olan yay kütle sistemine F kuvveti şekildeki gibi uygulanarak kütlenin denge noktasından x kadar uzaklaşması sağlanıyor. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisinin büyüklüğü, yay sabiti, yerçekim ivmesi, denge noktasından uzaklaşma miktarı ve cismin kütlesi niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sormuş biz arkadaşlar. Öncelikle size şu geri çağırıcı kuvvet hakkında bir şey söyleyeyim. Bir önceki sayfada altta geçmiş tane hani geri çağırıcı kuvvet diye. Bu geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğünü bulurken arkadaşlar biz şöyle bir şey yazıyoruz. F eşittir hook kanunu diye geçiyor bu. Eksi K çarpı x şeklinde şöyle vektör işareti koyarsam eksi işaret olmak durumunda. Niye? Ben x'i aşağı doğru çekersem kuvvet yukarı doğru burası için konuşuyorum. Yukarı doğru isteydim de aşağı doğru olacak. Hook kanunu gereği bu eksi işaret geliyor burada. Bir de arkadaşlar esneklik potansiyel enerjisini bulurken şöyle bir formülden faydalanıyoruz. E, P, esneklik dedim. 1 bölü 2 çarpı K çarpı x kare. Yayın uzama miktarı ve yay sabitinin çarpımının yarısını aldığımız zaman bu bize esneklik potansiyel enerjisinin değerini veriyor. Bu durumda sorumuza dönersek yay sabitine bağlı mıymış enerjim? Evet bağlıymış. Şurada geçiyor. Yer çekimi meset bir dursun. Denge noktasından uzaklaşma miktarı evet x vardı ona da bağlı. Şimdi yer çekimi ivmesi ve cismin kütlesi bunlar ne alaka? Şimdi arkadaşlar burada bakın şöyle bir düşünmemiz lazım. F dediğimiz şey K çarpı X'e eşitli büyüklük olarak. K dediğimiz yayın yapıldığı malzemeye bağlı olarak değişkenlik gösteren bir katsayıydı. X dediğimiz ise cismin denge konumundan olan uzaklaşma miktarıydı. Ya ben burada F kuvvetini uyguladım. Evet doğru F kuvvetini uyguladım. Ama önceki üniteden hatırlayınız cismin bir de nesi vardı? Ağırlığı vardı. M çarpı G diye. Yani burada aslında şu X'i sağlayan şey F dediğimiz kuvvet değil tek başına. Hem MG var aşağı doğru hem de F var aşağı doğru. Bu ikisi birlikte K çarpı X'i sağlıyor. Burada büyüklük olarak yazdım. Yön olarak yazmadım. O yüzden eksi işaretini yazmadım. Yani hem cismin kütlesine hem de yer çekimi ivmesine de uzama miktarı bağlı olduğu için bağlı. Bakın bağlı olduğu için bağlı diyorum. Dolaylı bir durum söz konusu yani. X'e bağlı, X neye bağlı? Mg artı F'e bağlı. Bu yüzden hem kütleye hem de yer çekimi ivmesine bağlı. Ama sistemimiz yatayda olsaydı yani ben bu yay sistemini şöyle çevirseydim yay yatayda hareket etseydi bir önceki sayfada olduğu gibi bu durumda yayın sadece esnek yay sabitine bir de denge noktasından uzaklaşma miktarına bağlı olduğunu söylerdim. Burada cismin ağırlığı da yayı uzattığı için bunları alıyorum. Dikkat! Bu soruya dikkat arkadaşlar. Gelir böyle avlarlar. Geldik diğer bir başlığımıza enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri diye. Şimdi 3 tane enerji gördük aslında bugün. Bir de iş gördük. Şunu kapatayım. 3 tane enerjimiz vardı. Birincisi neydi? Konum potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi, bir de öteleme kinetik enerjisi diye 3 tane enerji gördük. Bu üç enerjinin birbirine dönüşümü ve iş yapılması filan hep böyle arkadaşlar birbirleriyle ilişki içerisinde. Şimdi üç tane görsel kullandık burada. Bu üç görselde şöyle bir ısı yazıyor. Görünüyor mu tam böyle ben net mi bilmiyorum. Kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı ve toplam diye dört tane sütunumuz var arkadaşlar. Hareketin başlangıcında A noktasından harekete başlayan bir kaykaycı var. Şu anda hareketsiz yani ilk hızı sıfır olarak bu harekete başladığını düşünelim. Dolayısıyla şu anda bu yüksekliğinden dolayı sahip olmuş olduğu bir potansiyel enerjisi var. Daha sonra B seçeneğinde bu gitmiş bir yere kadar sonra geri dönüyor arkadaşlar. Başka bir noktada buna da H2 diyeyim şuna H1 diyeyim. Başka bir noktada yine bir ne olacak potansiyel enerjisi olacak. Hareket halinde olduğu için kinetik enerjisi de olacak. Artı sistem eğer sürtünmeli ise ısı olacak. Hani elinizi birbirinize sürterseniz ısınır ya. Onun gibi sürtünmeden dolayı ne olmuş? Bir miktar enerji ısıya dönüşmüş. En son durumda artık hareket bitmiş, yükseklikte kalmamış. Bütün o enerji neye dönüşmüş? Isıya -e dönüşmüş. Biz arkadaşlar normalde günlük hayatta her zaman sürtünme vardır. Sürtünmeyi aza indirmeye çalışırız bazı durumlarda. Bazı durumlarda da arttırmaya çalışırız demiştik. Eğer sistemimizde sürtünme yoksa biz şöyle bir ifadeden bahsederiz. İlk enerji neyse, son enerji de ona eşit olmalı. İlk enerji tabii bunun içerisinde kinetik, potansiyel, esneklik potansiyel hepsi olabilir. Bunun içerisinde de yine kinetik, potansiyel, esneklik potansiyel hepsi olabilir. Bir de arkadaşlar, bu eğer sürtünme yoksa, sürtünme varsa, enerji ilk hali eşittir enerji son hali artı deriz. Bir de mutlak ifadesi içerisinde omega ısı yazar veya omega s yazar. Omega sürtünme manasında. Geri kalan enerji ne olmuş? Enerjinin bir kısmı ısınmaya, sürtünmeden dolayı ısınmaya dönüşmüş olabilir. Genelde biz şunun üzerinden gidiyoruz. Dokuzuncu sınıf konular arasında hani ama e, sürtünmeli olan sorularda da bunu kullanmamız gerekiyor. Çok büyük farklılık yok arkadaşlar. Bunun içerisine doldurmamız lazım ama. Nelerle doldurabiliriz? Bir, ilk veya son enerji hiç fark etmez arkadaşlar. İçerisinde ve kinetik enerji olabilirdi değil mi yani 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare olabilir potansiyel enerjinin konumdan dolayı olanı olabilir yani m çarpı g çarpı h olabilir bir de potansiyel enerjinin esneklikten dolayı olanı olabilir o da 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare burada kütle değişmez ama hız değişebilir yükseklik değişebilir. Denge konumundan olan uzaklaşma miktarı değişebilir. Enerjinin değişik hallerini bu formüllerin ilk veya son hallerine yazarak soruları çözeriz sevgili arkadaşlar. Geldik diğer bir duruma. Bu da enerjinin dönüşümleri, enerji dönüşümleri. Birbirine dönüşecek enerjiler ne yapacakmış? Enerjinin bir biçimden diğerine dönüşümüdür. Çok basit bir tanım. Şimdi sistemimizi bir inceleyelim. Öncelikle kinetik enerjisi olmayan bakın ne dedim? Kinetik enerjisi olmayan. Niye ilk hızı yok çünkü? İlk hız olmadığı için sadece bunun nesi var? Yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var. Mesela şöyle yazabilirim. A noktasındaki enerji manasında E A diyeyim. Kinetik enerjisi yoktu. Sadece potansiyel enerjisi var. Onun da değeri kütlesine M dersem M çarpı G çarpı H1 diye bir enerjisi var. B noktasına gelindiğinde hem hızı var hem de H2 diye bir yüksekliği var. O halde E B için de şöyle diyebilirim. M çarpı G çarpı H2'lik bir potansiyel enerjisi var. Artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı v1 karelikte bir nesi var? Kinetik enerjisi var. Sistemde yay filan göremediğim için 1 bölü 2 kx kareyi yazmadım. C noktasına geldim. Artık yer düzeyine ulaşmışım. O halde bu sefer potansiyel enerjim yok. Tamamıyla kinetik enerjiye dönüşmüş. O da 1 bölü 2 çarpı m çarpı v2'nin karesi şeklinde olacak sevgili arkadaşlar. Eğer sürtünme yoksa bu üçü birbirine eşit olur zaten. Niye? ısı açığa çıkmaz. Dolayısıyla başta sahip olduğu enerji hani şey yapmıştım ya E ilk eşittir E son diye. Yani burası için E A eşit E B'ye E B eşit E C şeklinde söyleyebilirim. Eğer sürtünme yoksa sürtünme varsa tabii ki ne olacaktı? Şu tarafında bir de artı omega ısı şeklinde gelecekti. Hemen arkadaşlar bir de enerji kordumuna bakalım. Enerji yoktan var, vardan da yok olmaz. Ancak bir enerji türünden başka bir enerji türüne dönüşebilir. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi korunur. Yani ilk enerji son enerjiye eşit. Bir kere daha burada vurgulamış olalım. Buna enerjinin korunumu yasası adı verilir. Hatta vurgulamışken yazalım yine. E i eşittir E s diye. İlk enerji son enerjiye eşit olacak. Tabii şey de olabilir. Onu da unutmayalım. Artı omega ısı. Ama bu olabilir. Opsiyonel her zaman olacak diye bir kural yok. Normalde günlük hayatta sürtünmelerin olmadığı bir sistem yoktur. Bu nedenle bir cismin üzerine harcanan enerjinin tamamı işe dönüştürülemez. Bir kısmı ısıya dönüşür. Yani A seçeneğindeki şekli incelersek... 25 Newton'luk bir kuvvetle 4 metrelik bir yol aldırmışım ben bir cisme işte başta buradaymış cisim uygulamışım kuvveti 4 metre yol aldırıp buradayken durdurmuşum ya da durdurmamışım ama o anı gözlemliyorum yani ben bu durumda şöyle bir şey söylerim derim ki omega eşittir. Kuvvet 25 çarpı yolum 4 metre. Dolayısıyla ben bu kuvveti uygulayarak cisim üzerine 100 jüllük iş yaptım. Sürtünme yok. Dolayısıyla yapmış olduğum işin tamamı cisme kinetik enerji olarak aktarılır, hızlanır falan filan. Ama eğer sistemimde sürtünme varsa burada olduğu gibi 25 Newton uygulamışım sağ tarafa doğru ama 2 Newton sol tarafa doğru sürtünme kuvveti varmış. Dolayısıyla net kuvvet üzerinden düşünmem lazım. Derim ki omega net yazarım burada. Net kuvvetim 23 Newton çarpı 4 metre yol aldırdım. Bu durumda ne yapar? 23, 46, 92 Jüllük iş yapmışımdır ben burada. Niye? 8 jülü sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmüştür. Onu da yazalım. Omega ısı neydi? Eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8 jül. Eksi olması ters olduğu anlamına geliyordu bu ısıya dönüştü arkadaşlar. Geri kalan 100 zülün 92'si sistemimde kinetik enerji olarak aktarılmış olur. Sistemime kinetik enerji olarak aktarılmış olur. 8 zülünü sürtünmeden dolayı yedik. Evet sevgili arkadaşlar bir sorumuz var. Sürtünmelerin ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda A noktasından serbest bırakılan top B ve C noktalarından geçmektedir. Burada arkadaşlar neye dikkat etmem lazım? Sürtünmelerin ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortam dedi. Sürtünme yok. E arabanın A, B ve C noktalarındaki toplam enerji sırasıyla EA, EB ve EC. Bir saniye toptu ya bu ne ara araba oldu? Araba değil top bu. Topun A, B, C noktalarındaki toplam enerjileri EA, EB, EC olduğuna göre enerjilerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Ne demiştik arkadaşlar? Eğer sistemimde sürtünme yoksa ilk enerji son enerjiye eşit işte olacak. İlk enerjim EA. Sonra EB'ye dönüştü. Sonra EC'ye dönüştü. Bunların hepsi arkadaşlar ne olacak? Birbirlerine eşit olacak. B'yi en alt nokta kabul etsem bile A noktasında sadece potansiyel var. B noktasında sadece kinetik var. C noktasında da hem potansiyel hem de kinetik var diye söyleyebilirim. Ama toplam mekanik enerji ne olacak? Sürtünme olmadığı için korunacak. Toplam mekanik enerji değişmeyecek sevgili arkadaşlar. Evet toparlarsak bugün neler gördük? Bugün arkadaşlar işin tanımını gördük. İş neymiş bundan bahsettik. Sonrasında işin birim zamanda yapılmasından bahsettik. Şöyle yazalım İş dedik sonra güç dedik sonra enerji dedik. Bu neydi? Omega bölü T veya veya diyelim P delta E bölü T şeklinde yazılıyordu. Enerjinin korunumundan ve enerjinin dönüşümlerinden bahsettik sevgili arkadaşlar. Konuyu toparladık ve arkadaşlar yorumlarınızı önemsiyoruz. Sizce bu video yararlı oldu mu? Bize bir önerin veya tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Tabii ki önceki videomuzdan bahsediyoruz. Ve videoya like atmayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.